600 puan değerinde 2800 yaptı kasayı. Cevap güzel. Biraz önce bahsi geçen soru bu. Beni bir heyecana gark ettiniz Cem Bey, kusura bakmayın. 7 harfi tek bir kelime sizi yarışmanın... İksiz değilsiniz İslam Bey. İksiz değilsiniz, rica ederim. Çok güzelmiş maşallah. Buyurun yeni soru o zaman. Bir olay, bir olgu üzerine edindiği bilgiyi hazırlayıp yayın organlarında yayınlaması beklenen kişi. Sonuna bir ek almış demiştim. Haberci. Haberci 700 puan değerinde. 1 dakika 50 saniye var. 3500 puandasınız. Şimdi 7 harfli bir kelime, tek bir kelime. Yine efendim yabancı kökenli bir kelime. Böyle sorular sormuyoruz genellikle ama gelsin bakalım. Sormuş bulundur. Baş belası olarak tanımlanan bir sosyal ağ ve mikroblog sitesi. Twitter. Twitter 700 puan değerindedir. 1 dakika 44 saniye var. Cem Bey, şahane ilerliyorsunuz. Şimdi tıpkı haberci gibi sonuna ek almış bir kelime efendim. Yine atamızın bir sözüyle anlatıyoruz. Şöyle soruyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır dediği kişi. Aynen haberci gibi bir ek almış. Gazeteci. Gazeteci 800 puan değerinde. 5000 olduk hata. Hadi geliyor bir diğeri. Yine efendim bir ek almış. Şöyle de sorulmuş. Gelsin son 8 harfli cevap. Diyor ki çanak yalayan, dal kavukluk eden. Yalaka değil. Sonuna yalaka. Bir ek almış dedim. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Çok güzel yerden geldi. Yardakçı. Yardakçı mı? Yaltakçı. Yaltakçı 700 puan söylemesi kazandı. Bile güzel. 5700 olur kata. 4 tane soru kaldı. 5700 puandasınız. 3800 daha kazanabilecek durumdasınız. Doğru mu hesaplıyorum? 9500'e mi ulaşırız o zaman? 9500. Halihazırda geride bırakabilecek durumdasınız efendim Nica Hanım. Ya öyle bir şey yapmam. İddianız yok mu? İddiam yok. Hadi bakalım göreceğiz. Siz ritmi bozmayın yeter. Tek bir kabalık kelime. Kabalık etmek istemiyorum Tuğçe Hanım. Estağfurullah, kabalık olur mu? Yarışma bu. Gelsin. Şöyle sorulmuş. Güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken çekinme, ses çıkartmama hali. Güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken. Korkaklık. Çekinme, sakınma ve ses çıkartmama hali. Korkaklıksa eğer 900 puan. Ki kesinlikle öyle. 6600 puana çıktı kasa. Son 9 harfli cevaptır. 2 kelimeden oluşur. Bir söz dizisidir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Diyor ki, ana akım tarafından terk edilip sosyal medyaya mahkum kalan vatandaşın tutunduğu dal. 2 kelime. Ana akım tarafından terk edilip... Ana akım medya tarafından terk edilip sosyal medyaya mahkum edilen vatandaşın tutunduğu dal. 2 kelime. İki soru harf daha alayım. Harf alalım. Bir tane daha harf alırsanız kaçırırız yalnız birinciliği. Fakat siz orada değilsiniz ana zaten. Ana akım tarafından terk edilip sosyal medya mahkum olan vatandaşın tutunduğu da sanal medya sosyal medya sığmaz. Sığmıyor. Harf alayım. Bir tane daha mı? Aslında bulduğunuz gibi ya. Hani böyle bir ortam yani bir soyut sosyal olarak. Medya. Efendim? Sosyal medya. Efendim sığmaz. Dokuz harf. Pardon. Onun içinde bulunduğu ortam. Sosyal medyanın içinde bulunduğu ortam. Siber uzayda derler. Hani böyle yalan dünya der gibi. Hani kuru gürültü zannettik de yani... başka türlüymüş. Ana akım tarafını terk edilip... İki kelime, medya. Çok da güzel yerden geldi o kelimeler. Sosyal medyaya mahkum kalan... Ortam. Sanal ortam. Sanal ortam değil o, başka bir şey var. Sanalsa eğer A harfiyle başlıyor o başka şey. Evren. Uzay. Bir notunuz Cem Bey. Hani öyle de kullanılır yani. Çok ömürsün. Bir nokta noktasın yahu. Şah. A harfi. Açacaklar. Rica ederim. Ya aklıma gelmiyor. Sanal alem. Sanal alem. Kaçırdı. Ne yazık ki. Canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. O rahatlıkla
Son iki soruya da cevap verin. Buyurun geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. İletişim veya yayın organlarıyla verilen, gerçek olmayan, uydurma ve çarptırılmış bilgi. İki kelime çok basit. Gerçek olmayan bilgi. Kirli bilgi. Gerçek yalan olmayan. Bilgi. Demişim ben zaten. Bilgi. İletişim ve yayın organları. Harf. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Dur dur. Benim bugün iletişim ve yayın organlarına verilen gerçek olmayan uydurma. İletişim ve yayın organlarından verilen bilgiye ne deriz? Hani böyle gazetelerin, televizyonların verdiği bilgiye ne deriz? H harfi. Haber. Nasıl bir haber? Yalan haber. Yalan haber 800 puan değerindedir. Dili varmıyor insanın. Buyurun geldiniz. 6700 kasa. Bu da son soru, son cevap. MMA diye bitiyor. Yani K harfinin yerinde yerler esiyor. Şöyle sorulmuş efendim. Bir söz dizisidir. Der ki davranışları ve sözleriyle kötü bir sonuca yol açma, ateşe körükle gitme. Harf. Harf alayım. Harf dediler. Olmadı herhalde. Geldi. Hem de en güzel yerinden. Çomak sokmak. Yok. Tam tersi. Körük, davranışları ve sözleriyle kötü bir sonuca yol açmak, ateşe körükle gitmek. Ateşe körükle gitme. Hani kavgaya nokta nokta. Yine bir deyim. Tıpkı çomak sokma gibi efendim, metaforik bir tabir. Kavgaya körükle gitme. Kavgaya nokta nokta. O zaten kötü durumda, sen de nokta nokta yapıyorsun. Ortam zaten kötü, böyle sen de nokta nokta yapıyorsun. Bildiğim yerden çıkıp çıkartıp alamıyorum dilimin ucuna kelimeyi. İki kelime yalnız. Evet. Çanak. Çanak çıktı. Evet. 5800 puana geriletti sizi, fakat performans çok daha fazlasını hak eder tip.